hesap planı hazırlamıştı ama 63-35'te bu da yüme gitti açıkçası ve orada aslında biraz da Maliye Bakanlığı bürokrasisi ön planda çıktı ve ben de artık yani o felse bu felse tanımam. Ben sadece BUK'a göre hazırlanmış finansal tablolardan vergim alırım dedi ama bu konuda da gelişmeler var, onları sizlerle paylaşayım. Bu sene 5-6-7 Ocak'ta yılbaşından bir hafta sonra Profesör Doktor Nalan Akdoğan akademisyenleri, arzu eden akademisyenleri Ankara'ya topladı ve bir çalıştay yaptı ki Maliye Bakanlığı hocadan ciddi anlamda bir uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun bir tek düzen hesap planı çerçevesi istiyor. Ki demek ki Maliye Bakanlığı bununla ilgili bir çalışmalar yapıyor ve hiç belli olmaz. Belki birkaç sene sonra, belki daha yakın bir şeyde artık gündemimiz UFRS olabilir. UFRS'ye göre finansal tablo, defter tutma süreci olabilir. Bunun da ekstra bilgisini siz değerli meslektaşlarla paylaşmak isterim. Okey. Şimdi burada direkt tabii KGK aslında benim de yani eleştirdiğim dünyadaki kamu gözetimi kurumu uygulamalarına baktığımızda dünyada hiçbir kamu gözetimi kurumuna bu kadar yetki verilmiyor. Gözetim yetkisi ayrı, standartları yayınlama yetkisi ayrı kurumlardadır Amerika'daki uygulamalarda. Ama Türkiye'de kamu gözetimi kurumuna çok fazla yetki verildiği için hem standartları yayınla, hem denetçiyi ata, hem denetim şirketine yetkilendir, hem de denetim şirketini denetle. Gözetim kurumu aslında bir yapıya, bir organizasyona verilmiş Türkiye'de değerli arkadaşlar. Şimdi şu ilginç bir kısım, bazen avukatlarla görüştüğümüz durumlarda şunları söylüyorlar ki kanun maddesinde de var. Diyorlar ki uluslararası muhasebe standartlarına göre uygulanmayan finansal tablolar geçerli diyorlar. Bunda da bir kesinlikle bir açıklık var. Kim uyguluyor? Kimse uygulamıyor uluslararası muhasebe standartlarını. Yani Türkçer Kanun 88. ve 2. 1. maddeleri hükümlerine gelince kanunlar gereği defter tutmakla hükümlü olan gerçek ve tüzel kişi tacirler münferit veya konsolide finansal tablonun kamu gözetimi kurumu tarafından yayınlanan Türkiye muhasebe standartları uygun olarak hazırlama gerektiğini öngörmüştür. Bu kanunda da var ama uygulayan yok, bunun yaptırımı da yok. Ve burada da bir gerçekten bir açıklık var değerli meslektaşlar. Evet. Mehmet Bey, siz oradan bir şey yapabilir misiniz? Yani oradan alt şeyle ben çok, yani size zahmet olmaz. Okey. Şimdi çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ne vardı? İngilizcesinde IFRS 4 SME dediğimiz işte COBI standartları vardı. İşte zaten bu 2011 eğitimlerinde direkt COBI TFRS'ler olarak bu eğitimler verildi bizler tarafından. Sonra Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu COBI TFRS'den bir vazgeçti. Yani tüm dünyada uygulanmadı ve böyle bir açıklık oldu. Bu kapsamda COBI TFRS'ler güncelliğini yitirdi ve taslak olarak COBI'den önce yerel finansal raporlama çerçevesi diye bir çerçeve çıktı kamu gözetim tarafından. Yani burada da aslında biraz daha bu COBI'ye yakındı. Çok tam UFRS'ye yakın değildi ama bu hayata geçmedi. Şimdi tabii denetim kapsamında şöyle bir sorun oluştu. Şimdi aslında başkanım bir ileriye, okey. Bir alta geçersek, bir tane daha. Evet, burada kalalım, sonra geriye geliriz. Şimdi kamu gözetimi kurumunun düzenlemelerinde kimler denetime tabi olacaktı? Bir kere zaten halka açık şirketler kayıp olarak adlandırıldı. Kayıplar denetime tabi. Zaten SPK o denetimle ilgili yetkiyi direkt KGK'ya verse de aslında geri planda kendi yetkisini, ipleri yine elinde tutuyor. SPK o konuda çok fazla bir aksiyonu bırakmıyor. Ama bunun yanında bankalar, halka kapalı bile olsa bankalar, finans şirketleri, emeklilik fonları, döviz altın ticareti yapan işletmeler, tabi buraya da yazmamışım, şimdi ifade edeyim. Basın yayın şirketleri ve enerji şirketleri de halka kapalı bile olsa kayık olarak tam set UFRS'i uygulamak zorundalar arkadaşlar. Şimdi BOBİ'ye kadar KGK'nın şöyle bir sıkıntısı vardı.
Dedi ki, ya isteyen dedi, tam seti uygulasın, kayıtlar haricinde. İsteyen musugut denen bir ucube bir şey çıkardı. Biraz daha hook tabanlı, hook'a benzer. Birkaç uygulamada biraz tam sete, işte amortisman ve klem tazminatında tam sete uygun bir şey yapan bir musugut denen bir hikaye vardı. Ve maalesef halka kapalı olup kamu gözetiminin o sınırlarında kalan şirketler, patronlar bu musugutu öğrendiler. İşte biz tabii teklif vermeye falan böyle gidiyoruz firmalara. Diyor ki, biz diyor öğrendik diyor, böyle UFLS'e UFLS'e varmış. Biz diyor iş diyor, bize zaten diyor bir zorunluluğumuz var diyor. Bizim diyor denetime falan işimiz olmaz diyor hoca. Sen diyor bize, bunu diyor musluktan bize bir teklif verdi. Ama verdiğin hizmet diyor Mercedes niteliğinde olsun ama fiyatı verirken de Hacı Murat fiyatı ver diyor. Orada çok uçma diyor. Maalesef bağımsız denetimde de gerçekten böyle bir haksız rekabetin çok fazla olduğu öldürücü bir piyasa var. Bu kapsamda zaten kayıtlar denetime tabi. Bu sukut olayını ifade ettik. Ve ne oldu? Başka bir iki geriye gelirsek. Evet, tamam, evet. Ve ne yaptı? KGK dedi ki, madem böyle bir sıkıntılar var, artık biraz daha şirketler Türkiye büyüyor, uluslararası da entegre olması için dediler ki, biz yeni bir ülkeye özgü, işte ismi de biraz komik olan, böyle biz akademisyenler tarafından da biraz böyle hem eleştirilen hem de böyle bir amiyane tabirle geyik yapılan bir isimle birlikte 29.07.2017 tarihinde bu bir PLS yürürlüğe girdi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bundan sonra sevgili arkadaşlar, tam set uygulamayan ve denetime tabi olan şirketler BOBİ FRS'e uygulamak zorundalar. Şimdi BOBİ FRS'nin nasıl bir, siz için biraz sonra zaten karşılaştırmada asıl eğitimin önemli olan kısmını konuşacağız. KOBİ TFRS'nin bayağı bir üstünde ama tam setin biraz aşağısında ülkeye özgü olan bir standartlar yayıladı kamu gözetimi kurumu. 1-1-2018'den itibaren geçerli, denetime tabi olan tüm şirketler 31-12-2018 finansal tablonu BOBİ FRS'ye göre tam seti uygulanıyorlar. Eğer siz kayıt olmayıp denetime tabiseniz, arz ederseniz tam set uygulayabiliyorsunuz. Orada bir şey karışmıyor ama tam set uygulamazsanız artık ne yapıyoruz? 29 Temmuz 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan BOBİ FRS'yi uyguluyoruz. Şimdi genel özelliklerine baktığımızda şimdi KGK BOBİ FRS'de standartları böyle numaralandırmadı, bölüm olarak uyguladı. Toplam 27 bölüm var. Her bir standart aslında bir bölüm olarak ifade edebiliriz. Aslında neye uygun olarak yaptı KGK bu BOBİ FRS'yi? Avrupa Birliği direktiflerinde ilk önce küçükleri bir düşün, küçüklerin bir toparlanması, yani büyüklerden ziyade küçük şirketlerin, KOBİ'lerin veya KOBİ üstü şirketlerinin toparlanması şeklinde bir mottoyu hedef alarak bu maksatla BOBİ FRS'yi yaptı. Şimdi demin dersten önce sevgili onursal başkanımızla çay içerken Engin dedi ne kadara inecek dedi, bunu konuşmanızda da ifade ettiniz. Ben daha dedim işte KOBİ falan filan 1 milyon liraya inecek dediniz değil mi başkanım? Yani tabii ki 1 milyon liraya inerse denetlenecek şirket sayısı çok fazla olacak. Bize yeni ekmekler kazanacak, onun için biz de ne yapalım? Bu FRS'yi, bu FRS'yi denetimi öğrenelim sevgili arkadaşlar. Evet, bunu da, şurası önemli. Şimdi BOBİ FRS'de yasa yapıcı veya işte uygulayıcı üst kurul şunu ifade etti. Hangi sistemi seçiyorsanız o sistemde 2 yıl vazgeçemiyorsunuz. Yani siz tam seti seçtiniz, 2 yıl tam seti uyguluyorsunuz. Veya kayık harici, kayık değilsiniz, BOBİ FRS'e uygulama şansınız var. BOBİ FRS'yi 2 yıl değiştiremiyorsunuz. 2 yıldan sonra tam set BOBİ FRS'ye geçiriyorsunuz. Yani bağımsız denetime tabi olup TFRS eşittir UFRS uygulamayan işletmeler BOBİ FRS'yi daha doğrusu 31.12.2018 tarihinden itibaren finansal tablonun denetiminde uygulamak zorundalar.
Evet, bu bir dönem önce kimler denetime tabiydi? En son Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karara göre, ki Bakanlar Kurulu'da bu 2015 sonunda alınan bir karardı. 2016'da, 2016 sonu 2017 başında bu kararı değiştirmedi. Aynı hadler kaldı. Ama zaten bu bir çıktıktan sonra bu kanatların da artık bir esprisi kalmadı. Ama neydi eskiden? Aktif toplamı 40, satış hasılatı 80, çalışan sayısı 200 ve üstü olan 3 şartla ikisini aynı anda sağlayana denetime tabi oluyorduk. Evet, ben buradan yine bir deneyeyim. Geçtim hocam. Geçtim, pardon. Okey. Bu kapsamda 2016 yılı itibariyle 6250 şirket denetime tabi idi. Belki bunlar 31 Aralık 2017'de de eski sistem, yani Musubut'u 31 Aralık 2017'de son kez uygulayacaklar. Ama bu tabii bu hatlerin yükselmesi birlikte, yani 40-80'in 70-150 ve 75'e çıkmasıyla birlikte ne olacak? Yine 4700 şirkete inecek. Ha şimdi tabii bu kapsamda ben size bir soru sorayım. Türkiye'de tahminde bulunun kaç halka açık şirket var? Biliyor muyuz? Yani borsayla ilgilenenler bunu biraz daha bilirler. Ben de biraz su içeyim ya. 350 miydi hocam? 500'leri, bravo, harika. Kim dedi? Betullah sen dedin. Borsa başkan da Betullah. Başkanım size mi dedi? 550 civarı, doğru. Şimdi baktığımızda zaten bu Türk Ticaret Kanunu eğitimde demin de sayıları verdim. 2011 rakamlarıyla 750-800 limite şirket, efendim söyleyeyim 90-100 bin anonim şirket denetime tabiyken, denetime tabi olacakken bu hatlarla birlikte zaten bunun 550 tanesi halka açık şirket, geri kaldı 4200 küsürler. Ne oldu? Pasta azaldı. Ama Avrupa Birliği ile dünya uygulamalarında denetime tabi olma şartı değerli arkadaşlar COBİ ile sınırlı. Gerçi başkanım yüreğinizi ferahlatan bir rakam verdi, 1 milyon rakam verdi ama biliyorsunuz Türk Ticaret Kanunu'nda COBİ'nin ikinci mevzuatta COBİ'nin tanımı da yapılmıştı. Orada da 40-25 hasılat ciro, bir de 150 çalışan falandı. Aslında bunun en mantığı arkadaşlar COBİ ve COBİ üstlerinin denetime tabi olması. Ha yani tabii ki ne kadar denetlenen